Simay Trafo, Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sunar. Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler. Anadolu Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav. Bize ulaşacağınız adresler, bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Üçüncü tur müsabakalar oynanıyor. Özellikle de bu müsabakalar atlık takımlarını görebilmemiz açısından çok çok önemli. Bunu söyleyelim. Önemli sürpriz sonuçlar da elde ediliyor. Dün mesela Giresunspor, birincilik ekibi Giresunspor, ikincilik takımı Beyoğlu Yeni Çarşı'ya elendi. Beyoğlu Yeni Çarşı'da dikkatimi çeken bir oyuncu vardı. Muhammed Arda Uzun genç bir oyuncu. Dün müsabakaya 75. dakikada dahil oldu. Önemli bir performans da ortaya koydu. Her ne kadar penaltı atışını kaçırsa da iyi bir performans ortaya koydu. Beyoğlu Yeni Çarşı Kulübü'nde oynuyor. Bunu belirtelim. Pozisyonu santrafor sevgili dinleyenler. 1.85 boyunda. Genç milli takımlarda da oynadı. Oyuncu dikkat çekti. Performansıyla göz doldurdu. Bunu da belirtelim sevgili dinleyenler. Sarıyer altyapısından yetişti. Ardından Alanya Spor'u 19'a transfer oldu. Sonrasında kısa bir dönem Nevşehir Belediye, ardından Beyoğlu Yeni Çarşı Kulübü'ne geldi. Bunu belirtelim. Dikkatimizi çeken oyuncular oluyor böyle. Türkiye Kupası'nda, Ziraat Türkiye Kupası'nda ve alt lig takımlarını izleyebilme açısından çok çok önemli maçlar. Bunu belirtelim çünkü Süper Lig'de kontrol ettiğimizde Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Samet Akaydın, onun dışında birçok isim, bu isimler dışında Süper Lig'de forma giyen birçok isim daha önce alt liglerde mücadele etmişti. Alt liglerde önemli oyuncular var. Bunu belirtelim sevgili dinleyenler. Birazdan hattımızda konuklarımız olacak. İlk reklam arasına gideceğiz. Reklam arasına gitmeden önce önemli duyurularımız var. Önemli gelişmeler var. Fenerbahçe Trabzonspor maçının hakemi belli oldu. Fenerbahçe Trabzonspor maçını hakem Zorbay Küçük yönetecek sevgili dinleyenler. Hakem Zorbay Küçük, Fenerbahçe Trabzonspor maçında görev alacak. Bunu belirtelim. Fenerbahçe Trabzonspor maçının hakemi Zorbay Küçük. Evet. Hakemler belli oldu. Önemli maçlar var hafta sonunda. Fenerbahçe Trabzonspor maçını Zorbay Küçük yönetiyor. Sevgili dinleyenler. Galatasaray Kasımpaşa maçının hakemi ise Arda Kardeşler oldu. Antalya Spor Beşiktaş maçını Yaşar Kemal Uğurlu, İstanbul Spor Pendik Spor maçını Murat Erdoğan, Samsun Spor Hatay Spor maçını Halil Umut Meler, Sivas Spor Adana Demirspor maçını Burak Pekkan, Konya Spor Fatih Karagümrük maçında Mert Güzenge, Başakşehir Ankara Gücü maçında Çağdaş Altay, Gaziantep FK Çaykur Rizespor maçında Ali Şansalan, Kayseri Spor Alanya Spor maçındaysa Tugay Kağan Numanoğlu düdük çalacak. Bir kez daha tekrarlayalım. Fenerbahçe Trabzonspor maçı haftanın en önemli maçlarından birisi. Bu maçta görev alacak hakem Zorbay Küçük. Şu anda da
Fenerbahçe taraftarının ciddi bir tepkisi var. Zorbay Küçük'ün Trabzonspor maçına atanmasıyla ilgili. Bunu da belirtelim sevgili dinleyenler. Zorbay Küçük ile ilgili eleştiriler var. Bunu belirtelim. Hafta yarın başlıyor. Ben de haftanın önemli maçlarını takip edeceğim. Yarın Galatasaray Kasımpaşa maçıyla da Süper Lig'de perde açılacak. Bunu belirtelim. Şimdi araya gidelim. Aranın ardından biz buradayız. Simay Trafo'nun sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün bir aksilik olmazsa yayınımızda Fethiyespor Teknik Direktörü Taner Gülleri. Taner Gülleri'yi futbol severler hemen hatırlayacaktır. Taner Gülleri'yi Kocaeli Spor'dan, hatta Kocaeli Spor'un Galatasaray maçı vardı. O maçta çok çok konuşulmuştuk. Galatasaray'a bir maçta 4 gol atmayı başarmıştı. Antalya Spor'da oynadı, önemli kulüplerde oynadı, Fethiye Spor'da da oynadı. Şu anda Fethiye Spor'da teknik direktör olarak devam ediyor, bunu belirtelim. Ardından ikinci bölümde Osman Zeki Korkmaz bizlerle birlikte olacak. Osman Zeki Korkmaz hocamızla Manisa Spor sürecini, Süper Ligi ve 1. Ligi konuşacağız. Birazdan bağlantı sağlanırsa hattımızda konuğumuz Taner Güller olacak sevgili dinleyenler. Evet, birazdan bizlerle birlikte olacak. Hemen söyleyelim. Taner Gülleri hocamız. Taner Gülleri ile birlikte Fethiye Spor'u konuşacağız. Dün hatta yayınımızda Erhan Altın vardı. Taner Hoca da Erhan Hoca'nın yardımcısıydı. Bu noktada çok çok sevindiğini, teknik direktörlüğe başladığı için çok çok sevindiğini ifade etmişti. Birazdan Fethiye Spor sürecini de konuşacağız. Fethiye Spor'un dün Ziraat Türkiye Kupası'nda maçı vardı. Sevgili dinleyenler, Ziraat Türkiye Kupası'nda maçı vardı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Tokat'a 1-0 mağlup oldu. Bunu belirtelim sevgili dinleyenler. 1-0 mağlup oldu. Birazdan bizlerle birlikte olacak Taner Gülleri müsaitse. Sizlerden gelen mesajlar da var. Mesajları da takip mesajlara da yer vereceğim sevgili dinleyenler. Hemen mesajları okuyalım. Hemen kontrol ediyorum mesajları. Derfin Yunus Tane programımızın müdavimi diyelim. Kendisi mesajını iletmiş. Hulusi Bey yazmıştı. Dün okuyamamıştım. Hollanda'dan selamlar. Ben Hulusi, Konya Spor taraftarıyım. Bu sezon dibe vurduk. Hafta arası hoca değişimi oldu. Hakan Keleş geldi. Benim umudum yok. Sizin fikriniz nedir? Konya Spor nereye gidiyor? Konya Spor'un mevcut oyuncu kalitesi geçtiğimiz yılları aratıyor. Mevcut oyuncu kalitesinin iyi olduğunu düşünmüyorum. Konya Spor'da teknik direktör değişikliği yaşandı. Hakan Hoca Giresunspor'da kısıtlı imkanlarla güzel işlere imza atmıştı. Hakan Hoca için ekibinde yer alan İlker Avcıbay var. İlker Hoca da önemli bir isim, kaleci antrenörüydü. Şu anda birinci yardımcısı oldu Hakan Hoca'nın. Hepsine başarılar diliyorum. Ancak Konya Spor'un devre arasında net, sağlam transferlere ihtiyacı var. Dün Ziraat Türkiye Kupası'nda Kepe Spor da sürprize imza attı. İstanbul Spor'u eledi. Kepe Spor'un teknik direktörü Çağdaş Çavuş, kendisi geçen yıl Alanya Kestel'deydi hatırlanacağı üzere. Ben kendisinin takımlarını izlemedim. Dün özetlerden sadece Kepe Spor'u izledim. Ancak iyi bir teknik direktör olacağına dair yorumlar var atlikleri takip eden arkadaşlarımız tarafından. O da umarım ülke futboluna hizmet eder. Evet, devam edelim. Az önce anons etmiştim. Hattımızda konuğumuz Taner Gülleri. Taner abi hoş geldin, merhaba, nasılsın? Hoş bulduk Salim, iyi yayınlar diliyorum. İyiyim çok şükür. Hayırlı uğurlu olsun, yeni bir süreç. Teknik direktörlük kariyerine adım attın. Uzun yıllar zaten. Üçüncülükte de
tek başına çalışmıştın. Evet, evet. İkinci ligde görev yapmıştım. Evet. Sonrasında Erhan Hoca'nın ekibine girmiştin Kocaeli Spor'dayken. Evet. Sonrasında Fethiye'de devam ettiniz. Hoca ayrılınca sen evet. devam ettin. Dün Erhan Hoca da yayınımızda konuğumuzdu. Sizinle ilgili övgü dolu sözler söyledi. Teşekkür ederim. Çok iyi bir teknik direktör olacağını düşünüyorum. Gözüm arkada değil. Amacım ve gayem Taner'i hoca yapmaktı. Bir takımda teknik direktör olmasını sağlamaktı. Nitekim orada devam ediyor dedi. Ve hep olumlu da konuştu. Hocaya da selam olsun bizleri dinliyorsa. O da Çankaya FK'da başladı Erhan Hoca da. Hayırlı evet, olsun. O da dün evet Çankaya FK'yla kontrat imzaladı. Ona da başarılar diliyorum sizin aracınızla. Zaten kendisine de konuştum. Erhan Hoca'nın evet ayrılışından sonra yönetimin takdiriyle beni göreve getirdi. Erhan Hocam'ın tabi izniyle. 3 evet. Maç oynadık benim dönemimde. Bir beraberlik, 2 galibiyetimiz var. 7 puan aldık. İlk de iyi bir konuma geldik. Şu an 7. sıradayız. 14 puanımız var. Şu an için her şey çok güzel. İnşallah daha da iyi olacağız. Fethiye Spor'u layık olduğu yere getirmek için ben ve ekibim büyük çaba sarf ediyoruz. İnşallah bunda başarılı olacağız. 3 maçta 7 puan güzel bir ortalama bence abi. Evet yani şöyle aslında gerçekten iyi oyunculara sahibiz. İyi, çok karakterli oyunculara sahibiz. İkinci ligde biliyorsun 2001 ve üstü oyuncu bulundurmamız lazım. 4-5 evet. tane. Bizim takımımızda 13 tane 2001 üstü oyuncumuz var. Yani genç oyuncular çoğunluklu kadromuzda. Bunların yanında tecrübeli abileri de var. Karışık böyle çok karışık bir çok güzel bir takım oluşturduk. Sonuçlarını da işte sonuç maçtır. 5 maçtır alıyoruz öyle söyleyeyim. 5 maçtır kaybetmiyoruz. 3 galibiyet 2 beraberliğimiz var. Çok güzel bir ivme yakaladık takım olarak. Çıkış yakaladık. Bu çıkışımızı bu haftaki Uşak deplasmanında da sürdürmek istiyoruz tabi. Rakip ne olursa olsun, rakip hangi durumda olursa olsun önce kendi oyunumuz çok önemli. İstediğimiz zaman, arzuladığımız zaman, mücadele ettiğimiz zaman çok güzel işler yapıyoruz. Çok ofansif bir futbol oynatıyoruz takımımıza. Yani pozisyon sayımız inanın buna geçen hafta İskenderun'u içeride 2-0 geri düşmemize rağmen 4-3 maçı kazandık. Girdiğimiz pozisyon sayısı 15-16 tane gol pozisyonuna girmişiz. 4 gol olmuş. Yani ofans anlamında çok güçlüyüz. Var mı hatalarımız, zaaflarımız? İllaki var. Onları geliştirmek için her gün oyuncularla beraber çalışıyoruz. Çok daha iyi bir konuma getireceğiz Fethiye Spor'u. Amacımız o. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz Taner Gülleri, sohbetimiz devam ediyor. Peki Taner abi, hayırlı uğurlu olsun, başladın. Teşekkür ederim. Yeni bir dönem Fethiye'de. Fethiye'de bu sezon hedefler nedir? Çünkü çok güzel bir yer Fethiye. Evet. Ben de bir kez gitme imkanı bulmuştum. Fethiye, Muğla. Ölüdeniz'i falan meşhur. Yani çok güzel. Yani, turizm bölgesi. Turizm bölgesi. Yazın buranın nüfusu 200 bin civarı. Evet. Yazın burası 2 milyon insan oluyor inanın. Çok evet. Herkes bilir Fethiye'yi. Ben şöyle Salim, ben Adanalıyım biliyorsun, biz hemşeriyiz evet. beraber, sen de Adanalısın. Evet. Ben Adana Demirspor'dan sonra orada yetiştim. Ondan sonra ilk benim profesyonel oluşum Adana Demirspor, sonra ben buraya Fethiye Spor'a 1997-98 yılında ben buraya transfer oldum Fethiye Spor'a. Evet. Burada çok iyi bir sezon geçirdim. 23 tane gol atıp gol kralı oldum. Yani camiye bana uzak bir camiye değil, yakın bir camiye. Beni Bursa Spor'a sattılar burada. Çok büyük bir transfer ücretiyle Bursa Spor'a transfer ettiler. Fethiye Spor'a da o zaman çok büyük katkım olmuştu maddi anlamda. Hem bir sene işte o dönemde de gol kralı olmuştum. Buradaki insanları hala yani yönetici olan başkan mesela Esat abi, Esat Bakırcı. Hala o zamandan beri hala ilişkimi koparmadan insanlardan bir tanesi. Burada benim yani bir şeyim var. Bir yıl top oynadım ama sanki 10 yıl oynamış gibi bir dostluklarım var burada. Ya Fethiye Spor'da tabii ya bizim ligimizin en iyi bölgelerinden bir tanesi. Burada oynamak her futbolcu için çok büyük bir avantaj. Yani
antrenman öncesi denize giden yazın oyuncularımız var, sonra antrenmana gelen oyuncularımız var. Yani bulunmaz bir nimet tetiği. Lige de şöyle başladık. Hedefe giden bir takım yaratalım. Playoff'un içerisinde olalım. Ona göre imkan oluşturup ona göre bir takım yapmıştık sezon başında. Hedefimiz buydu açıkçası. Yani tam böyle hani şampiyonluğa gidelim, böyle yapalım, böyle yapalım diye bir takım kurmadık. Hedefi olan, mücadele eden, yenilgiyi kabul etmeyen bir takım oluşturmaya çalıştık ki son haftalarda da gözüküyor bu şekilde oldu. Yani hedefimiz şu, playoff içerisinde kalıp eğer yukarıya gidebiliyorsak, birinci çıkabiliyorsak çıkalım. Eğer çıkamıyorsak playoff hattında olalım, playoff oynayalım, playoff'tan çıkalım düşüncesindeyiz. İnşallah bunu gerçekleştiririz. Yani çünkü gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Çok kaliteli oyuncularımız var. Çok karakterli oyuncularımız var. 5 haftadır hep geriye düşüyoruz, geriden geliyoruz. Yani yenilgiyi kabul etmeyen bir takım oluşturduk. Bu da bize mutluluk veriyor. Şu an için her şey yolunda. İnşallah istediğimiz gibi olur her şey. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Taner Gülleri. Abi somut olarak peki ligde hedef nedir? Playoff diye düşünüyorum ben. Evet, yani şu anki durumumuz birçok güzel bir ivme yakaladık. Bu ivmeyi devam ettirmek, seriye devam etmek. Zaten bizim ligde şöyle 3 maç 4 maç üst üste kazandığın zaman otomatikmen 6-7 sıra yukarı çıkıyorsun. Yani 15. olsan bile bir anda 8. 9. olabiliyorsun. Onun için bir seri yakalamamız gerektiğini oyuncularımıza anlattık. Ve çok şükür seriyi yakaladık. İnşallah bu hafta da devam ettirmemiz gerekiyor. Yukarılara çıkmamız adına. Şu an 7.yiz. Playoff hattı 6. 16 puanı var. Bizim 14 puanımız var. 2 puan çok büyük bir puan değil. Bir de önümüzde 8 ilk yarının bitmesine 8 maçımız var. Biz ilk haftayı bayağı geçirmiştik. Bazı rakiplerimiz geçirmedi bayı. Öyle bir avantajımız daha var. Yani ilk yarıyı playoff hattının içerisinde bitirip devre arasında güzel bir olgu yapıp eksik bakacağız. Eksik bölgelerimiz var mı yok mu onu analiz edeceğiz. Ona göre çok oyuncu transfer etmeden böyle 8-10 tane oyuncu alıyor, bazı takımlar alıyor devre arasında. Aslında doğru değil, devre arasındaki transferler de zordur. Biz çok böyle nokta yerlere eğer ihtiyaç görürsek tabii ki alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Dediğim gibi yani futbol oynanacak bir şehir. Hem futbolcular için hem biz teknik adamlar için, antrenörler için çalışması güzel bir yerlerden bir tanesi. Çok güzel bir hava yakaladık. İnşallah devam ettir. Taner abi, sizin için de hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yeni bir dönem. Teşekkür ederim. Allah utandırmasın. Tekrardan gündeme dair sorular soracağım. Özellikle de az önce de bahsettin abi. Fethiye Spor'da o yıl 23 gol attın. Alt ligden Süper Lig'e transfer oldun, Bursa Spor'a. Sonrasında kariyerinde önemli takımlar var. Bursa Spor, Sakarya Spor, Kayseri Spor, Antalya Spor, Kocaeli Spor, Başakşehir. O dönemki adıyla Büyükşehir Belediye İstanbul. Evet, Büyükşehir Belediye. Önemli kulüplerde oynadım. Ben sizin oynadığınız dönemi hatırlıyorum. Yaş itibariyle. Evet. Sizin oynadığınız dönemde mesela direkt Taner Gülleri, Taner Demirbaş, Yunus Altun. Evet. Hem atliklerde hem de süper liglerde, Anadolu kulüplerinde önemli golcüler vardı. Şadi Çolak. Evet. Vefat etti. Coşkun Dindal. Allah rahmet eylesin. Allah yani, rahmet eylesin. Coşkun Dindal. Cennet olsun buradan. Serkan Aykut mesela Samsun'dan. Serkan Aykut. Geldi. Cenk İşler. Ya bizim dönemimizde hakikaten dediğin gibi çok golcü oyuncu vardı. Mesela hatırlıyorum Necat Ateş. Altay performansı. Ardından Adana Spor performansı. Galatasaray süreci ve yani net bir şekilde söyleyelim. O oyuncular transfer yapıyordu. Mesela siz yapamadınız ama yine Süper Lig'de şampiyon kulüp Bursa'da oynadınız. Sakarya'da, Kocaeli'de, kulüplerde oynadınız. Hatta Galatasaray'a bir maçta 4 gol atmayı başardın. Evet. Yani herhalde yok diyebiliyorum. Yok. Galatasaray'ın Fenerbahçe'de var. Şevşenko bir maçta 4 gol atmıştı. Milan'da oynarken Fenerbahçe'ye karşı. Galatasaray'a karşı sizin dışında Galatasaray'a karşı 4 gol atan oyuncu yok. Evet. Ben bir tek ben varım.
Evet. 1905 işte ne oluyor? 118 yıl mı oluyor? 118 yıllık tarihte 4 gol atan Galatasaray'ın tek oyuncu benim. Evet. Tabii gurur verici bu. Yani geçmişte çok güzel şeyler yapmışız. Yani şimdi karşımıza çıkıyor, önümüze çıkıyor. Türk futboluna çok güzel işler yapmışız. Dediğin gibi bizim dönemimizde inanılmaz golcüler vardı. Saydın mesela 7-8 tane oyuncu saydık, saymadığımız bir 7-8 tane daha var. Şunu söyleyeyim sana, ben Antalyaspor'da oynarken 2005-2006 sezonu şampiyon olduğumuz sene forvet oyuncuları ben, Hakan Keleş, Coşkun Birzal, Burak Yılmaz'dık. Evet. Dördümüz, üçümüz oynuyorduk. Burak Yılmaz o zaman gençti, 17-18 yaşında bir yedekti. Evet. Yani şu Antalya o dönemde zaten şampiyon olduk. 70 küsür tane de gol atmıştık o dönemde. Yani bizim takımdaki forvetlere bakın, Türk futbolunda damga vuran forvetler. Sonra zaten Burak aldı gitti, maşallah çok güzel şeyler yaptı. Türk futboluna hem milli takımımıza çok katkılar sağladı. Ya şimdi o oyuncuları bulamıyoruz maalesef. Bir de şundan kaynaklanıyor. Yetişmiyor abi. Ya şundan kaynaklanıyor. Yeterli altyapıya yeterli değeri vermiyoruz. Bir de çok yabancı oyuncu şeyimiz var. Yani 14 yabancı işte 9 tane oynar filan. Ya yani çok bu kadar yabancının olması Türk futbolcusunu ister istemez geriye atıyor. Zaten oyuncu yetiştirmekte zorlanıyoruz. Bu kadar da yabancı oyuncunun ligde oynaması da bence doğru değil. Yani bir sınır bizim zamanımızda nasıldı? 8 tane vardı, 6 tanesi oynardı. 5 tane yine Türk oynuyordu yani. Biz gerçi o zaman çok Türk futbolcu olduğu için, çok iyi oyuncular çıktığı için o zaman belki 2 tane yabancı bile oynamıyordu takımlarda yani. %70, %80 Türk oynuyordu, Türk'tü yani. Ben yabancı statüsüne bağlıyorum. Doğru olmadığını düşünüyorum. Bunu daha önce de seninle yayında bağlandığımızda evet, geçen senelerde filan söylemiştim, hatırlarsın. Bence kaynağı bu. Bir de yeteri kadar altyapıya destek vermiyoruz. Yani milli takımımızın bu altyapılara destek vermesi lazım, federasyonumuzun. Bu desteği tam %100 verdiğine inanmıyorum. O yüzden de oyuncu çıkartamıyoruz maalesef. Türk futbolcusu, yetenekli Türk futbolcusu maalesef çok nadir çıkıyor. Onlar da el üstünde duruyor, tutmak zorundayız. Çünkü sayısı az. Nedeni bu yani bence. Yabancı sayısı. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Taner Gülleri. Taner abi, bence şu da olabilir, bilmiyorum katılır mısın? Sizin döneminizdeki bence futbolcular daha kaliteliydi. Aynen öyle. Yetenek anlamında da yani hatırlıyorum. Sizin döneminizdeki futbolcuların bence şanssızlığı o dönem TV yayınının olmaması, birinciliklerde vesaire. Evet, evet. Biz yine son dönemlerimizi böyle yani şey yaptık, yayınlarımız, yayın filan vardı benim dönemde. Benden bir önceki dönemlerde çok nadirdi. Bir de şöyle, biz toprak sağ alanı çoktu. Yani şimdi her yer bina oldu maalesef. Saha, çok saha vardı bizim zamanımızda. Yani biz küçükken bir sürü maç yapacağımız sahalar vardı. Hepsi de topraktı. Biz toprak sahada top oynayarak, mahalle arasında top oynayarak yetiştik. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Sabah kalkardık, okula giderdik. İlkokuldan bahsediyorum. Evin önünden bir tane taş bulurdum. O taşa vura vura okula götürürdüm. Ya okula 15 dakika yürüme mesafesi. Yani futbola ne kadar aşığız. Bir yani şu yaptığımız şey göz önünde bulundurmak olursa, yani ben evin önünden taş alıyordum. Top, o taşı top olarak düşünüyordum. O taşa vura vura okulun önüne götürüyordum ve bir yere koyuyordum onu. Dönüşte de o taşı alıyordum. O taşı vura vura evin önüne getiriyordum. Yani biz böyle futbola aşık çocuklardık. Çok da çalıştık. Belli bir yerlere geldik. Yani saha çoktu bizim zamanımızda. Boş alan, arazi çoktu. Biz ufacık bir yer bulurduk. Hemen arkadaşlarla kaç kişiyiz? 6 kişiyiz. Hemen 2-3 maç yapardık. Şimdi çocuklarımızı dışarı çıkartmaya korkuyoruz. Maalesef o durumdayız diye. Evet. Yani sizin döneminizde çok çok iyiydi ve bir mahalle kültürü vardı. Evet. Sevgili yani, dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Taner Gülleri sohbetimiz devam ediyor. Peki
Taner abi, Süper Ligi ve 1. Ligi takip ediyorsun. 2. Lig'de teknik direktörsün. Evet. 2. Lig'de nasıl? Kalite yükselmiş mi? Ya tabii bizim zamanımızdaki gibi değil. Ama tabii ki kaliteli. Yani ligler arasında hakikaten çok büyük farklar var. Mesela bizim ligle Petite Lig arasında inanın buna çok büyük yetenek farkları var. İyi maçlar oluyor mu? Evet oluyor. Çok güzel maçlar izliyoruz. Zaten televizyon yayınlarını da izliyoruz. Hiçbir maçı kaçırmıyoruz. Eğer işimiz olmadığı zamanlarda zaten tek izlediğimiz şey Süper Lig ve Petite Lig maçlarını izlemek. Evet. Kalite var mı? Var. Evet. Bazı takımlar çok iyi takımlar olan takımlar var. Mesela Bandırma Spor'u çok beğeniyorum. Çok iyi bir takım oyunu oynuyor. Bir hoca değişikliği de yaşadı ama çok iyi takım oyunu oynuyor. İpspor'u izliyoruz. İnanılmaz derecede çok iyi oyuncuları var. Yani sonucu değiştirebilecek oyuncuları var. Maç 0-0 gitse bile 70. dakikada klas oyuncu çıkıyor. Maçı 1-0 yapıp maçı bitirebiliyorlar. Evet. Çok klas oyuncuları var. İzliyoruz tabii ama keyif alıyor muyuz? Evet alıyoruz. Almadığınız maçlar oluyor mu? Oluyor. Süper Ligimiz çok kaliteli. Yani Fenerbahçe ile Galatasaray çok kaliteli. Sezon başında da söylemiştim. Hep hocalarımızla konuşuyoruz. Fenerbahçe ile Galatasaray ayrılır gider diye düşünüyorum filan demiştim sezon başında. Evet. Nitekim şu anki durum onu gösteriyor. Yani Fenerbahçe ile Galatasaray uzak ara ayrılırlar. Yine sonra 2-3 haftada şampiyon belli olur diye düşünüyorum. Çok kaliteli yabancılar geliyor Türkiye'ye. Süper Lig'de çok kaliteli yabancılar var. Ama dediğim gibi sayısı fazla. Fazla olması Türk futbolunu etkiliyor mu? Etkiliyor. Oyuncu yetiştirmede sıkıntı yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Ama çok iyi yabancılar geliyor yani. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Taner Güller'e. Taner abi çok teşekkür ederim değerli yorumların için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Selamlar abi. Fethiye. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Taner Güller'iydi. Şimdi kısa bir ara. Simay Trafo'nun sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayınımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz, son olarak Manisa Futbol Kulübü'nde görev alan teknik direktör Osman Zeki Korkmaz. Hocam hoş geldiniz, merhaba, nasılsınız? Hoş bulduk sevgili Salim Manav. İyi yayınlar diliyorum sizlere ve dinleyenlere. Teşekkürler hocam. Çok çok sağ olun. Hocam, İstanbul Spor sürecinin ardından Manisa'yla anlaştınız. Sonrasında bir ayrılık gerçekleşti. Sizin adınıza nasıl geçti hocam Manisa süreci? Bu ayrılıklar ve birleşmeler futbolun zaten içerisinde olan normal durumlar. Evet. Manisa Futbol Kulübü'nde anlaşmamız aslında çok uzun süren bir dönemin sonunda olmuştu anlaşmamız. Yaklaşık bir hafta müzakere ettik ve sonunda karşı tarafında samimi gelişi ve ısrarlı gelişi sonrasında çalışmaya ikna olmuştuk Manisa FK'da. Evet. Bir sezon başında da gayet aslında iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. İyi bir takım oluşturduk. Bayağı takımın büyük bir yüzdesini tamamen değiştirdik ve aslında baştan aşağı yeni bir takım kurduk gibi diyebiliriz. Evet. Bu anlamda lige, birinci lige iyi de bir başlangıç yaptık. Ama her yeni takımda olabileceği gibi aslında böyle bazen ortalamanın gerisinde kalmalar da olabilir. Ama ortalamanın ilk bu gerisinde kalma sürecinden sonra bir açıkçası panik havası da yaşandı camiada. Bu biraz sanki bence gereksizdi. Çünkü iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Ki şu anda göreve gelen Osman Özköylü de bence bu iyi takımın potansiyelini tekrar gösterebilecek bir teknik adam. Kendisine de başarılar diliyorum. Göreve geldiği günde o da benimle alakalı düşüncelerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum sizin vasıtanızdan. Evet. Ki bence takımı ortalamasına geri döndürecektir. Evet, bizim aslında ayrılık sürecimiz baktığınız zaman bu farklı şeyden bunu takdir edecektir ki çok erken bir ayrılık oldu. Fakat benim tarafından bakıldığı zaman ben buradan aslında öğrenerek ve kuvvetlenerek çıktım. Yenilenmeye de ihtiyacımız vardı açıkçası. Biz o yeniliği kendi içimizde sağladık. Şu anda yenilenmiş bir vaziyette çalışmalarımıza devam ediyoruz ve yeni bir aslında meydan okuma için hazırız. Böyle söyleyebilirim. Manisa Futbol Kulübü'ne de bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum.
Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Osman Zeki Korkmaz. Osman hocam, özellikle de bu sezon birincilikle ilgili yorumlar vardı. Biz sizinle konuştuğumuzda da bu yorumlara katılmıyorum demiştiniz. Nitekim de haklı çıktınız gelinen noktada. Sezonun ilk 3 haftasında ligin kolay olduğu ile ilgili yorumlar vardı. Şu anda geriye dönüp baktığımızda siz haklı çıktınız. Tüm takımların gücü birbirine denk. Bursa, Bandırma, Eyüp Spor, Gençler Birliği, Kocaeli Spor, zirveyi kovalayan takımlar arasında. Bu noktada hocam hangi takımı daha şanslı görüyorsunuz? Eyüp Spor bu hafta Bandırma'ya mağlup oldu. Bandırma'da bir yarışım var. Kesinlikle şöyle söyleyeyim. Bandırma Spor'dan çok şöyle söyleyeyim. Çok tehlikeli bir takım. Rakip tarafından bakarsanız. Çünkü pek çok böyle farklı profile sahip, her an maçı çevirebilecek. Şimdi Bandırma özelinden çıkıp aslında ilk söylediğim yere gelmek istiyorum. Ben bunu da aslında çok burada anlatmak istedim ama evet. Belli transferler yapıldıktan sonra sanki bu birincilikte her maçı rahat rahat geçerek şampiyon olacak gibi bir izlenimi kapılıyor bazen yönetimler ve camialar. Ama bunun böyle olmadığını çok fazla örneği var son birkaç senede. Evet. Hemen iki camia söyleyeyim desem söylersiniz ki Eyüp de bunlardan bir tanesi. Geçen seneki durumunu hatırlarsanız ilk kere bittiğinde kesin şampiyon görülen takım ilk ikiye kalamamıştı sezon sonunda. Yani birinci ligin şöyle bir durumu var. Kendi iç dinamiği şöyle. Aslında nasıl ne kadar transfer yaparsanız yapın 14-15 tane takım güç olarak birbirine yakın oluyor. Oyun gücü olarak birbirine yakın oluyor. Belli bir zaman sonra. Yani çok çok üzerine geçemiyorsunuz bir şeyin. Bu anlamda hem zirve performansınız hem de mental gücünüzü korumanız gerekiyor. Her gün haftadan haftaya. Bunu koruyabilen takımlar biraz daha devam ediyor. Şimdi bu yarış biraz kızıştı. İlk 6-7 içerisindeki takımlar ve dışarıdaki kalan takımlar da 3-4 takım da aslında buraya aday. Bence 1-2 hafta sonra daha da bu yarıştaki sivrilmeler körelecektir ve biraz daha puanlar birbirine yaklaşacaktır diye düşünüyorum. Benim şimdi burada çalışan bir teknik adam olarak ve yakın zamanda çalışmış bir teknik adam olarak favori göstermem hoş olmayabilir ya da etik olmayabilir ama şunu söyleyebilirim. Şu anda yapılan hesapların pek çoğu da yanılacak 3-4 hafta sonra. Çünkü birinci ligin kuralı budur. Birinci ligde ekonomik olarak çok kötü durumda olmayan birkaç takım dışında her takım birbirini yenebilir. Evet. O anlamda gene bu ligin ortalama kalitesi takımların birbirine yakın olduğu için aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Yarışın daha da böyle fazla takımla devam edeceğini düşünüyorum. Hocam az önce unuttum. Göztepe'de inanılmaz bir seri yakaladı. Evet. Ben de işte o yüzden isim zikretmek istemiyorum ama mesela devre arası şimdi Göztepe bu yakaladığı ivmeden sonra evet. Devre arası yapacağı takviyelerle ne duruma gelebilir? Mesela çok önemli bir soru işareti bu. Göztepe'de de ciddi bir proje olduğunu vurgulayalım hocam yani. Zaten evet. Süper Lig'e veda etti geçtiğimiz yıl. Playoff oynama başarısını gösterdi. Bu yıl ikinci yılları. Ben Göztepe'nin de hocam ifade ettiğiniz gibi sürprizlere imza atacağını düşünüyorum. Çünkü çok ki şöyle düşünün mesela bu devre arasında da kuvvetli transfer yapacağını düşünüyorum. Çünkü o hedefte olursa bu seneyi hedef senesi olarak görüyorlar ki sezon başında Diouf transferinde en son Göztepe ile biz kalmıştık maalesef FK olarak. Göztepe orada daha baskın çıktı mesela. Evet. Hocam Göztepe'de teknik direktör Kokoviç bunu söyleyelim. Altay'ın da tercihi yabancı teknik direktör oldu. Artık birincilikte yabancı teknik direktör çalışabiliyor. Bu noktada hocam yorumunuz nedir bir teknik direktör olarak? Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Bu şeyden yanayım açıkçası. Çeşitlilikten yanayım. Çünkü ben de hedef olarak yurt dışında çalışmayı hedefleyen bir teknik adamsam buraya dışarıdan gelenleri de eleştirmeyi doğru bulmam. Bu anlamda futbol internasyonel, uluslararası bir iştir. Özellikle üst seviyede. Bu anlamda kulüplerin bu tercihlerine de saygı duyuyorum. Hocam yani birincilikte olmasının özellikle de kısır döngüyü etkilediğini düşünüyorlar. Direkt bunu da söyleyebilirim. Ve bir de hocam şunu da sormak istiyorum size. Teknik direktörlük konusundan açılmışken gündem. Siz yanlışım varsa lütfen düzeltin. İsmail Kartal'ın ekibinde yer aldınız. Konya Spor'da çalıştınız. Evet. Çaykur Rizespor'da da birlikte miydiniz hocam? İsmail Kartal'la
Eskişehir Spor'da, Gaziantep Spor'da, Ankara Gücü'nde şampiyonluk yaşadık. Ligde çalıştık. Rize Spor'da ve Konya Spor'da yardımcısıydım. Evet. 6 ayrı takımda yani 6 sezon boyunca. 6 sezon boyunca İsmail Hoca ile birlikteydiniz hocam. Ondan önce yine 6 sezon boyunca Sayın Besim Durmuş'un yardımcılığını yaptım 1. Lig'de. Çok güzel hocam. Yani 1. Lig ve Süper Lig'de yaklaşık 12 yıla yakın yardımcılığım var. Hocam özellikle de İsmail Hoca bu sezon çok iyi bir grafike ortaya koydu ve rekor kırdı. Evet. İsmail Hoca ve Fenerbahçe ile ilgili hocam, takımla ilgili genel yorumunuz nedir? Neler söylersiniz? Görüşüyor musunuz hocayla? Evet, herkes şeyi Fenerbahçe'nin kalitesinden, çok kaliteli oyunculardan olduğundan bahsediyor. Evet doğru, çok kaliteli oyuncular var. Bunu artık tekrarlamaya gerek yok. İsmail Hoca her zaman söylediğim gibi çok disiplinli, öncelikle çalışmayı ve futbol düşünmeyi öncelleyen bir teknik adam. Bunu da bu kaliteli kadronun performansında aslında çok net bir şekilde görüyoruz bu sene. Evet. Peki hocam, hocanın oyuncularla iletişimi nasıldır bu noktada? Mesela ben görmüştüm, çok da güzeldi, hemen söyleyeyim. Tadiç'le yakından ilgileniyor. Bala falan evet. da gittiler. Çok böyle seviyeli ve babacan bir, yani bir aile büyüğü gibi yaklaşır. Ama o seviyeyi de her zaman korur futbolcu. Yaşı gereği de biliyorsunuz artık belli bir yaş farkı var. Ve o aslında o şeyi, dengeyi çok iyi kurar. Öyle söyleyeyim. Bir aile büyüğü gibi yaklaşır. Mesafe koyması gereken yerde mesafe koyar. Ama ilgi göstermesi, sevgi göstermesi gereken yerde gösterir İsmail Hoca. Hocam peki yerli teknik direktörlere bu anlamda özellikle de Süper Lig'de ve şampiyonluğu oynayan takımlarda yeterince değer verildiğini düşünüyor musunuz? Verildiğini düşünmüyorum. Sürekli camialar ve yönetimler mesela yabancı teknik direktör arayışında oluyorlar. Gelen profiller çok üst düzey profiller olsa evet biz de bir şey önerelim diyoruz ama işte gelen profillere baktığınız zaman zaten kendi ülkesinde yeni yeni var olmaya çalışan ve daha kendini kendi atmosferinde kanıtlamış teknik adamlar Türkiye'ye gelmesi biraz garip geliyor bana. Burada sanki sadece ismi farklı olsun da bir heyecan yaratalım zihniyetinin ürünleri aslında bu tercihler. Yoksa çok fazla teknik adam var Türkiye'de artık kendini geliştiren ve uluslararası bilgiye, donanıma, manevra kabiliyetine diyeyim hakim olan. Bu anlamda biraz çok eskilere gidecek belki ama belki birkaç yüzyıldır öyle başka ülkelere, başka kültürlere çok fazla ilgimiz var. Kendi içimize, kendi oluşturacağımız özgün kültüre belki odaklanmamız gerekiyor. Ki bunu yapabilecek kültürel derinliğe ve sportif bilgiye de sahibiz bence. Evet. Peki hocam, yani benim kişisel yorumum şu: mesela Galatasaray'da Okan Hoca, Fenerbahçe'de de İsmail Kartal Hoca çok evet. fazla böyle anlatılmıyor. Yani ikisi de çok başarılı. İsmail Hoca geldiği dönemlerde başarı sağladı. Okan Hoca geçtiğimiz yıl lig şampiyonluğunu kazandı. Bu sezon çok iyi işlere imza atıyor iki teknik direktör. Ben çok evet. çok fazla konuşulduğunu düşünmüyorum ve çok da eleştiriliyor. Şöyle söyleyeyim. Bunu çoğaltabiliriz. Beşiktaş'ta şu an Burak Yılmaz var Şenol Hoca'dan sonra. Evet. Trabzonspor'da Sayın Abdullah Avcı. Böyle devam edebiliriz. Yani yerleşimde teknik saymıyorum şimdi. Evet. Ama ülkede işte yazılı ve görsel basında hikayeleştirilen ya da biraz biraz böyle efsaneleştirmeye yaklaşılan, daha genç yaşına rağmen analizleri yapılan, sunumları yapılan teknik adamlar hep yabancı teknik adamlar. Şimdi bunu aslında sadece bir taraflı bir şey değil. Bu sunumları yapan, bu çalışmaları yapan ya da bu araştırmaları yapan arkadaşlarımız yazılı ve görsel basında, sosyal medyada yerli teknik adamların hayatlarını ve yaklaşımlarını da inceleyebilirler. Onları da daha teknik ve taktik olarak tanımamıza, toplumun tanımasına yardımcı olabilirler. Evet. Ama biz başka bir, mesela çok basit bir geriden oyun kurma seti gördüğümüz zaman metiyeler düzüyoruz yabancı teknik adamlara. Bunu yerli teknik adam çok daha fazlasını yaptığı zaman hiç araştırmaya bile gerek duymuyoruz. Bu sefer en basit yerden eleştirmeye başlıyoruz. Bu biraz dediğim gibi kültürel bir mesele. Tek başına bizim burada konuşarak açacağımız bir şey değil. Biraz kendi özgün kültürümüzü
oluşturmaya önce niyetli olmamız gerekiyor. Bu niyetimiz varsa bence yeteri kadar teknik adam ve az önce dediğim gibi sportif bilgiye sahibiz toplum olarak. Evet. Ama dediğiniz gibi hocam bazı teknik direktörlerle ilgili direkt sosyal medyadan net bir şekilde o teknik direktörlerle aynen ilgili tabiri yerindeyse bir güzelleme yapılıyor. Direkt başarılı da olsa başarısız da olsa direkt abartılabiliyor. Kesinlikle. Peki hocam milli takımda yabancı bir tercih Vincenzo Montella ne dersiniz yerli bir teknik direktör olarak? Ama az önce diyorum şey yerli yabancı olarak ayırmıyorum aslında bir evet iş olarak bakıyorum buna yani ortaya koyan bir olarak bence hocam. Kesinlikle olur. Montella'yla da Sayın Montella'yla da İstanbulspor döneminden çok yakın bir aslında ilişkimiz olmuştu beraber kamp geçirdiğimiz dönem. Evet. Çok bir kere karşı tarafı motive etmeyi bilen çok sosyal yönü kuvvetli ve bence grup dinamiğini yönetebilecek güce sahip bir teknik adam ki hemen gelir gelmez bunu sahaya yansıttı. Evet. Mesela işte bu tarz bence izleyene ya da öğrenme niyetli olan insanlara bir şeyler gösterebilen teknik adamlar olmasında hiç sıkıntı yok. Bence gayet yerinde bir tercih oldu bu. Evet. Peki hocam sizin birlikte çalıştığınız oyunculardan birisi Beşiktaş'ta forma giyiyor. Emrecan Uzunan sezon başında kamp döneminde talihsiz bir hadise yaşadı. Evet. Ve sakatlandı. Bir saldırıya uğradı diyebiliriz. Evet, Emrecan Uzunan'la görüşüyor musunuz hocam? Sağlık durumu nasıl? Evet, yakın zamanda görüştük. Sağlık durumu iyi, çalışmaları başladı. Morali de gayet yerinde. Emrecan Uzunan çok futbolculuk meziyetleri dışında çok akıllı ve gelişime açık bir oyuncu arkadaşımız. Kendisiyle de birebir konuşmamızda olayın kendisini ne kadar üzdüğünü ve bu olaydan çıkarması gereken ders çıkardığını ve artık yenilenerek geri geldiğini söyledi. Morali çok yerindeydi. Bu beni de çok mutlu etti. Çünkü genç bir sporcu arkadaşımız çok talihsiz bir olay yaşadı. Bu olay üzerinde de genç sporcu arkadaşlar bu tip olaylar sadece kendi başlarına değil gelmiyor. Bugün yazılı görsel basında pek çok olay görüyoruz. Artık bu şiddet hadiseleri ülkemizde çoğaldı ne yazık ki. Bu tip durumlarda hissedildiği anda belki de ortam yerinden çok hızlıca uzaklaşmak en mantıklısı olacaktır. Güvenli bir yere. Bu genel bir şey olsun hani sporcu arkadaşlara da vereceğimiz mesaj olsun ya da topluma diyelim. Evet. Çünkü çok fazlalaştı bu olaylar. Emrecan da bu olaydan gerekli dersi çıkarmış durumda ki zaten kendi hiçbir suçu olmadan barbarlığa şey yaptı, uğradı. Bu anlamda da dediğim gibi çok akıllı, gelişime açık bir mental güce sahip bir arkadaşımız. Morali yerinde çalışmalara başladı. En kısa zamanda da sahalara dönecektir. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz Osman Zeki Korkmaz, sohbetimiz devam ediyor. Osman hocam, birincilikten bahsettik. Süper Lig'le ilgili yorumunuz nedir? İsmail Hoca'yı yakından tanıyorsunuz. 6 yıl ekibinde evet çalıştınız. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında gidip gelen bir yarış var. Galatasaray Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Sonrasında Fenerbahçe'nin rakibi Kadıköy'de Trabzonspor. Evet. Bir de hocam merak ettiğim şu var. Siz daha net bir şekilde yorum yapabilirsiniz. Fenerbahçe'de stoper bölgesinde Bekao, Serdar Aziz ve Jiku sakat. O bölgede Samet, Osterwalde, Jaden oynayabilir bu noktada. Şans verebilir hoca. Bu noktada yorumunuz nedir hocam? Mert Müldür'ün de oynatılabilmesi gündemde. Hocanın evet hangi isimlere şans vereceğini düşünüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Samet'in uzun zamandır oynamadığı halde milli takımdaki, milli takımdaki performansını hepimiz şahit olduk. Evet. Gayet üst düzey performanstı. Yani Fenerbahçe'nin oyununda bence izlememiz gereken başka bir şey var. Fenerbahçe topu zaten çok fazla özellikle Kadıköy'de oynadığı maçlarda daha fazla rakip yara alanda oynayan bir takım. Sürekli atak yenileyen, büyük bir oyun coşkusu oynuyorlar. Topu tekrar kaybettiği anda geri kazanan ve rakip yarı sahada oynayan bir takım. Bu anlamda bu oyunu tutturabilirse Trabzonspor'a karşı hani maç eksiği olan savunma oyuncuların oynamasının dezavantajını yaşar mı? Yaşamaz mı? Çok yaşar gibi görünmüyor. Çünkü zaten oyunun büyük kısmını rakip yarı sahada oynayan bir takım ama başka bir genel yorum yapmamız gerekecek burada. Mesela Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aslında bu zamana kadar
fikstürüm bu takvim ne kadar? Oynadığı maçlara bakarsak zorluk derecesi olarak sanki Galatasaray biraz daha bazı kritik maçlar geçti gibi görünüyor. Yanlış hatırlamıyorsam Beşiktaş ve Trabzon maçlarını geçti Galatasaray. Şimdi bu anlamda Fenerbahçe sanki biraz daha böyle riskli maç takvimine yeni giriyor gibi. O anlamda da açıkçası bu eşik yeni bir eşik olacak Fenerbahçe için. Önümüzdeki 4-5 hafta içerisinde aslında ligin seyrinin daha nereye doğru evrileceğini görebiliriz. Ama bir gerçek var ki Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçecek bu sene şampiyonluk yarışı. Üçüncü bir aday koyamıyoruz oraya. Bu iki aday arasında çok böyle büyük kopmalar olur mu olacağını düşünmüyorum ama bu kritik maçlar aslında belirleyecek. Kritik maçlar ve derbiler belirleyecek şampiyonun kim olacağını. Hocam, ama sanki şu ana kadar Galatasaray biraz daha sert maç oynadı gibi görünüyor. Galatasaray maç temposu değil mi hocam? Bana da öyle geliyor çünkü... Çünkü çok daha fazla sert maç oynadı. Manchester United oynadı ben Avrupa'da. Bayern Münih oynadı. Bayern Münih, Kopenhag. Evet ligde. Aynen ligde mesela Beşiktaş ve Trabzon'la oynadı. Ligde Beşiktaş ve Trabzonspor maçları vardı hocam ifade ettiğiniz gibi ve evet, bu maçlarda da kayıpsız geçti. Evet işte böyle bir durum var ortada. Şimdi sanki Fenerbahçe'nin bu maç takvimlerindeki sonuçları biraz daha belirleyici olacak gibi. Hocam özellikle de her iki takımın da güneye gidecekler. Bu hafta Fenerbahçe Trabzon'la oynuyor. Ardından evet, Trabzon'la oynadıktan sonra Fenerbahçe, sonrasında da Demirspor deplasmanına gidiyor. Galatasaray'da Kasımpaşa maçından sonra dinleyenlerimiz yakından biliyordur. Mersin'de Hatayspor'la oynayacaklar. Ben o evet, maçların da belirleyici olacağını düşünüyorum. Çünkü evet, bu iş önümüzdeki 2 hafta 2-3 hafta dediğim gibi biraz daha böyle seyri şekillendirebilir. Ama çok büyük kopmalar gene beklemiyorum Salim Bey. Yani bu iki takım arasında yarıştan çok büyük kopmalar beklemiyorum. Ben de aynı fikirdeyim hocam. Yani zaten çok büyük kopmalar olursa da direkt net bir şekilde yani ligin izlenme oranı da düşer. Bu noktada ben evet, de beklemiyorum. Evet, çünkü şey çok iddialı takımlar kuruldu. Büyük harcamalar yapıldı. Artık burada dediğiniz gibi bir denk bir şampiyonluk yarışı olması gerekiyor. Evet. Ligin seyir zevki açısından da. Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hocam. Hoşça kalın, kendinize. Sağ olun, hoşça kalın. Sağ olun hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Osman Zeki Korkmaz'dı. Şimdi yayınımızın sonuna geliyoruz. Bugün Perşembe, Perşembe günleri Top Fakültesi programında Fatih Cumhur Sarıkan ve Doktor Tamer Sözen sizlerle birlikte olacaklar. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın. Simay Trafo Anadolu Ateşi'ni sundu. Radyo